Evet arkadaşlar şimdi su dalgalarında kırılmayı göreceğiz. Su dalgalarındaki kırılmayı aynı optikteki kırılma soruları gibi çözebiliyoruz. Öncelikli olarak şöyle düşünelim. Eğer ayırıcı yüzeye dik bir şekilde gelen su dalgalarımız varsa doğrultularını değiştirmeden sadece hızlarında bir değişim olacaktır. Yani bir kırılmaya uğramayacaktır diyebilirim. Ayırıcı yüzeye belirli bir açıyla gelen bir su dalgamız varsa o zaman burada bir kırılmanın olacağını söyleyebiliriz. Ve mesela derin ortamdan sığ ortama geçen bir su dalgamız var ise buradaki Su dalgalarımızda eğer bir kırılma olmasaydı derin ortamda şu şekilde ilerlediğini söyleyebilirdim. Ve buradaki açı değeri artık bize sapma açısını verecektir diyebiliriz. Burası için teta kadardır diyebiliyoruz. Ve burada bazı özel durumlarımız var. Peki bu özel durum nedir bizim için? Yüksek frekanslarda buradaki kırılma miktarının daha da azaldığını söyleyebiliriz. Yani frekans değerinin artması demek buradaki sapma açısının azalması anlamına gelecektir diyebiliriz. Peki eğer tam bir sayısal değer bulmamız gerekiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Şöyle düşünelim. Aynı optikteki kırılma gibi düşünürsek derin ortamdaki kırıcılık indisi n derin çarpı bu ortamdaki normalle yapılan açının sinüsü. Sinüs alfa eşittir en sı sı ortamdaki kırıcılık indisi çarpı bu ortamdaki normalle yapılan açının sinüs değeridir diyebiliriz. E o zaman buradan da artık en derin bölü en sı değerinin Sin beta bölü sin alfaya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki hız değerleri artık neydi arkadaşlar bizim için? Kırıcılık indisleriyle ters orantılıydı. Yani v sığ bölü v derine eşittir diyebiliriz. Burada sığ ortamın kırıcılık indisini artık derin ortama göre daha büyük bir değerdeymiş gibi kabul edebiliyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Dalga boylarıyla hızlar doğru orantılıydı. Yani lambdası bölü lambda derindir diyebiliriz. X ortamında üretilen dalgaların YZ ortamlarında ilerleyişleri şekildeki gibidir. Buna göre ortamların derinlikleri HX, HY, HZ arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak eğer ki su dalgalarımızda bir kırılma olmasaydı ayırıcı yüzeyi de şu şekilde yoluna devam edecekti. Ama dikkat edersek buradaki su dalgasının üst kısmında bir dönme meydana gelmiş. Demek ki x kısmındaki su dalgaları daha hızlı hareket etmiştir diyebilirim. Ve bizim için hızlı hareket edilen kısımda derinliğin daha fazla olması gerekiyordu. Yani h x büyüktür h y'dendir diyebiliyoruz. Peki y için eğer bir kırılma olmasaydı şu şekilde yoluma devam edecektim ve dikkat edersek su dalgalarının üst kısmı dönmüş. Yani derinliği büyük olan kısımda daha hızlı hareket ettik. Yani h y büyüktür, h z'dendir diyebiliyoruz o zaman. Peki dalga leğeninde oluşturulan doğrusal atmanın x y ve z bölgelerinde şekildeki gibi ilerliyor. Bu bölgelerin derinlikleri arasındaki ilişki bize sorulmuş. Eğer herhangi bir kırılma olmasaydı, bu atma bu şekilde ilerleyecekti. Ama dikkat edersek üst kısımda bir dönme meydana geldi. O zaman şunu söyleyebiliyoruz: demek ki Y bölgesindeki kısım dönüyorsa, Y bölgesinde daha hızlı hareket ettik. Yani, #Y büyüktür #X'tendir diyebilirim. E peki aynı şekilde eğer herhangi bir kırılma olmasaydı bu şekilde yolumuza devam edecektik. Alt kısım döndü ki atma artık son konumuna gelebilsin. Yani HY'nin de HZ'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ve dikkat edersek buradaki ışınlar birbirine paralel bir şekilde yoluna devam etmiş. Ve paralel yüzeylerde son ışın yani son su dalgası yine kendisine paralel bir şekilde gidiyorsa HY büyüktür. HX ile de HZ'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gelme ve Kırılma açıları bir şekilde eşitleneceği için buradaki X ortamı ile Z ortamının eşit bir değerde çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir dalga leğenindeki X, Y, Z ortamlarında doğrusal su dalgalarının ilerleme yönü şekildeki gibidir. X, Y, Z ortamlarının derinlikleri sırasıyla hx, hy, hz olduğuna göre Bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Eğer herhangi bir kırılma olmasaydı su dalgası şekildeki konumda olacaktı. Ama dikkat ediyorsak alt kısmı dönmüş. Demek ki hx değerinin hy'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Eğer herhangi bir kırılma olmasaydı şekildeki atmanın konumu buydu. Ama dikkat edersek üst kısım döndü. Demek ki hy'nin de hz'den daha derin bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. L ortamında oluşturulan bir atmanın K ortamına geçişi şekildeki gibidir denilmiş. Biz buradaki atmayı L ortamında oluşturduk. Eğer herhangi bir kırılma olmasaydı o zaman atmalar şekildeki konumda yoluna devam edecekti. Ve dikkat ediyorsak K atmasında yani K konumundaki atmalar daha geride kalmış. Yani mutlaka L'deki hızın K'daki hızdan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hızlarla derinlikler doğru orantılıydı. Yani HL büyüktür. HK'dır diyebiliyoruz o zaman. E peki buradaki değerleri yorumlarken K ortamı L ortamına göre daha sığdır diyor. O zaman bu ifade bizim için doğru bir ifadedir diyebilirim. Hız değerini zaten yazmıştık. VL büyüktür. VK'ydı. Ve dalga boyları da hızlarla doğru orantılıysa Lambda K büyüktür. Lambda L'dir diyebilirim.